Şimdi gelin Marmara Denizi'ndeki bu olağanüstü çevre felaketini bir bilenle konuşalım. Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Ahmet Dursun Kahraman canlı yayınımıza katılıyor. Sayın Kahraman, iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok farklı kesimler, çok farklı yerlere işaret ediyorlar. Mesela Ergene Havzası'ndaki kirliliği baş sorumlu tutanlar var. İstanbul'un tabii doğal olarak Marmara Denizi, İstanbul Boğazı üzerinden Marmara Denizi'ni kirletmesini sorumlu tutanlar var. İstanbul'da netice itibariyle Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir ülke. Yılların ihmalini sorumlu tutanlar var. Mesela Marmara'yı ve Avrasya Tüneli'nin hafriyatını sorumlu tutanlar var. Burada bir baş sorumlu arayışı fayda getirir mi, yoksa daha farklı bir yaklaşım mı gerekiyor hocam? Şimdi öncelikle biz şunu baştan beri hep şunu söylüyoruz. Burada bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bir defa bütün bu söylemlerle beraber sanki sorunu müsilaj olarak tanımlama gayreti var. Oysa müsilaj sorun değildir, bir sonuçtur. Yani bir takım şeylerin sonucudur. Bir takım sorunların sonucudur. Bu nedir? Kirliliktir. Bu 2 yılın, 3 yılın, 5 yılın, 10 yılın şeyi birikim değildir. Bu 20, 30 yıl, 40 yıl öncesine dayanan bir kirletmenin sonucudur. Marmara Denizi bir atık su lagünü haline getirilmiştir. Şimdi bakınız, üç tarafımız denizlerle çevrili diyoruz. Bir tane denizimiz var, iç deniz. Diğer üç denizi uluslararası anlaşmalar koruyor. Fakat bize ait olan bir tane denizi maalesef koruyamadık. 2011 yılında işte bu artık Marmara, daha doğrusu Doğa, kör gözlerimize parmağını sokmuştur. Düşünün, şimdi temizlik anlamında bir takım çalışmalar yapılıyor. İşte yine izledik, bundan sonuç alınması bekleniyor gibi bir takım ifadeler var. Bunların hepsi iğneyle kuyu kazmaktır. Yani yel değirmenlerine karşı savaştır. Asıl neden kirliliktir. Bu kirliliğin önüne geçilmesi lazım. Nasıl geçilmesi lazım? Bu Ergene'den olur. Ergene bir kaostur, evet. Ama işte İstanbul'un atık suları olabilir. Kocaeli bölgesinde olabilir. Yalova, Bursa'nın olabilir. Çanakkale, Balıkesir gibi yerlerden tarımsal kirleticilerin gelmesi olabilir. Sonuç olarak tek şeyin, bunun çözümü kirliliğin önüne geçilmesidir. Tek nedeni de kirliliktir. Şimdi Ergene konusunu baş sorumlu, İlhan burada bir baş sorumlu yoktu. Ergene bunlardan bir tanesidir, sorumlulardan bir tanesidir. Ama tek başına orayla konuşmak, hatta bunda iklim değişikliği bile etkilidir. Fakat iklim değişikliğinden yola çıkarsak, yani neden olarak bunun üzerine yoğunlaşırsak, iklim değişikliği global bir sorundur. Global bir sorun olduğu için bizim ülkemizdeki, birazdan vaktimiz kalırsa değineceğiz. Yani bu çevre sorunlarına bakış açısıyla iklim değişikliğiyle ilgili ne gibi adımlar atılabilir? Kaldı ki atılsa bile global bir sorun içinde bunların etkisi ne olur? Dolayısıyla çok uzun süreli süreç içinde çözülebilen unsurudur bu kirliliğin. Ama ilk etapta bizim şu anda elimizde olan, yani iklim değişikliğine göre görece daha kısa sürede çözüm üretebileceğimiz kirlilik konusu vardır. Bunun üzerine yoğunlaşılması gerekmektedir. Evet. Hocam, sizin de az önce hatırlattığınız gibi yani yıllarca, on yıllarca bir göl niteliğindeki o vasfa sahip bir denizi atıklarımızla kirletiyoruz. Şimdi bu atıkların temizlenerek denize deşarj edilmesi gibi bir yöntem de var. Burada mı başarısız kalıyoruz ya da yetersiz kalıyoruz? Bu atıkları nasıl o denize saldığımız meselesinin kapsamlı bir gözden geçirilmesi gerekiyor herhalde. Bu konuda bir çalışma yapılıyor mu? Şimdi bu konuda işte çalışma yapılıyor. Mesela bir bildirge yayınlandı. Arkasından bir eylem planı açıklandı. Ama baktığımız zaman biz hala aynı zihniyetin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi eylem planı dediği zaman planlar genelde güzel olur ama biz eylemlere bakmamız lazım. Eylemlere nereden bakacağız? Geçmişe dönerek baktığımızda bu eylemlerin çevre konusundaki politikaların siyasi irade tarafından bilim ve doğa ekseninden kaydırılarak işte rant ekseninde ilerlediğini görüyoruz.
Evet, bilimsel ve mühendislik anlamında bunların çözümleri vardır. Ama uygulama ve olaya bakış açısı olayı nereden sahiplendiğinize bağlı ve bundan başarı alırsınız ya da almazsınız. Şimdi ben size şuradan yola çıkarak örnek vereyim. Beraber karar verelim. Yani nasıl uygulanıyor bu işler, nasıl uygulana geldi? Şimdi bir defa en başta bu son müsilaj görüntüleriyle beraber halkın bir tepkisi oldu. Yetmedi. Bir talimat geldi ve Çevre Bakanlığı böyle gündeme gitti. Bunu gündemine aldı. Yani bunu anlamak tabii ki mümkün değil. Ve hemen arkasından bildirgeyi ve işte arkasından kurulun kurulmasıyla ilgili metni baktığımızda satır aralarında görüyoruz ki her ne kadar bilimsellik ve akademik vurguları yapılsa da bunlardan uzak en başta nedenlerinin sıralanmasına bakıyoruz. İşte oksijen azalması, sıcaklık, artan sıcaklık, işte karasal girdiler vesaire dediği zaman bunların hepsinin tek bir adı var zaten, kirlilik. Yani onun kirliliği de satır arasına gizliyorlar. Öngörüsü yüksek modellemelerle bu işe çözüm bulacağı yine bu metinde bahsediliyor. Ama metnin başka bir yerinde de müsilajın öngörülmesi zor bir olgu olduğundan bahsediliyor. Ya bu da hiç bilimsel ve akademik bir şey değildir. Bundan önceki yapılmış akademik ve bilimsel çalışmaları da inkar etmektir. Yani öngörülmesi evet. Zor, enteresan bir şeydir. Evet, hocam şimdi az bir vaktimiz kaldı ama toparlama babında şunu diyebilir miyiz? Yani şu ana kadar bu kirletme diye sözünü ettiğimiz atık salımının diyelim Marmara Denizi'ne artık olağanüstü titiz bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi ve standartların yükseltilmesi gibi bir gereklilik var önümüzde galiba. Aynen öyledir. Aynen öyledir. Tabii bunu sağlayacak tesislerin tesis edilmesinden öte bundan sonra onların denetlenmesi, işletilmesi önemlidir. Ne çok kadar önemli. Bir zaman sürecinden söz ediyoruz efendim? Valla ben şöyle yani öngörüm bir modelleme yapmış değilim. Ona göre şey öngörü olarak şudur. Yani bu önlemleri aldığımızda yani karbon, azot, fosfor deşarjını engellediğimizde Marmara'nın geriye dönmesi belki 40 yıllık bir süreçtir. Öyle yani şimdi oradan müsilajı topladık arkadan yine geldi. Bu yani tabii bilimsel bir yaklaşım değildir. O sadece şeydir Marmara'yı kurtarmadan öte durumu kurtarma operasyonlarıdır bunlar. Görüntüsel olarak işte bir algı yaratmak, temizlendi, başarıya ulaşıldı vesaire gibi çabaların şeyleridir. Şimdi dediğim gibi önemli olan denetlemektir. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hava kirliliği raporumuz var. Konuyla bağlantısı var. Bunun izin verirseniz açıklamak istiyorum. Çok kısaca hocam vaktimiz daraldı. 357 adet ülkemizde hava kirliliği ölçüm istasyonu vardır. Herhangi bir parametreye baktığımız zaman biz her yıl bunun raporunu yayınlıyoruz. Bakanlık verileridir bunlar. 357 istasyonun 230 küsüründen hiç ölçüm yapılmamıştır. Hiç ölçüm yapılmamıştır. Yapılan 130 küsürünün de 82 tanesinden de güvenli veri gelmemiştir. Geriye kalmıştır 40 veri. Bu 40 veri de zaten büyük bir kısmı limit değerleri aşılmıştır. Önemli olan, daha da önemlisi şu, mesela Muğla'da 7 tane istasyon varken 6 tanesinden ölçüm alınmamıştır. Birisi evet. De değerleri aşmıştır. Şimdi Muğla termik santral bölgesidir. Yani burada hava kirliliğini izleyemeyeceksiniz, nerede izleyeceksiniz? Evet. Bu denizler de aynı şekilde Marmara Denizi'nde de. Dediğim gibi yani planlar, projeler güzel, bunun mühendislik olarak çözümleri de var ama bunların nasıl uygulanacak, nasıl kontrol edecek? Peki. Kim denetleyecek? Buradaki kamu gücünü nasıl sağlayacağız? Çevre ajansı ve vesairelerle bunu özel sermayeye havale etmenin sonuçlarını nasıl karşılayacağız? Bunları konuşmak lazım. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun.